Benim hikayemden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu hafta Zincirliye Medresemize geldik ve yanımda güne bakan kadın kooperatif başkanı Sayın Filiz Yaşar var. Merhabalar Filiz Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizleri buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz bir kooperatifsiniz. İsterseniz nasıl başladınız kooperatifi, burada neler yapıyorsunuz onları söylemekle başlayalım. Biz arkadaşlarımızla belediyenin AKMEK kurslarında başladık bu işe. Herkes rölyef hastası diyeyim, rölyef sevgisiyle arkadaşlarla konuştuk. Valilikten bir teklif geldi böyle kooperatifler, kadın kooperatifler adına. Böyle bir yola çıktık arkadaşlarla. Valimizin ve belediye başkanımızın desteğiyle çok güzel işler yapmaya başladık. Çok da ilerlemek istiyoruz. Yani dünyaya açılmak istiyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. İnşallah dilediğiniz gibi olur her şey. İnşallah. Peki burada kaç kişisiniz kooperatif olarak? Şu anda yönetim olarak 7 kişiyiz. Bir tane üye arkadaşımız var. Dışarıdan siparişlerimizle hediyelik eşyalarda Aksaray'ın resmi kuruluşları ya da diğer kuruluşlardan, esnaflarından Aksaray'ın hediyelik eşyalarını dışarıdan almalarını kesmeye çalışıyoruz. İnşallah dediğiniz gibi olur. Için inşallah. Peki neler yapıyorsunuz? Rölyef yapıyorsunuz. Başka neler var? Rölyef var. Kokulu taş sanatımız var. Bibolarımız var. Ama bizim ağırlık asıl rölyef tablolarımız, anahtarlıklarımız. Bu şekilde çalışıyoruz. Daha önce de yapıyor muydunuz evinizde? Evimizde falan yapmıyor. Dediğim gibi bir merakla başladı. Aslında hiç aklımıza gelmezdi böyle bir şey olacağı. AKMEK'in kursuyla başladı dediğim gibi. Orada bir merakla başladı. Buralara kadar geldik. Biz de şaşırıyoruz nasıl geldik. Gerçekten çok güzel. Evde oturmak yerine buraya gelip işler yapıp para kazanıyorsunuz. Kesinlikle. Elimizin emeğiyle, gözümüzün nuruyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yararını görüyorsunuz değil mi? Tabii ki görmez olur mu? Bir kere antidepresan gibi inanılmaz bir rahatlatıyor insanı. Kendinizi tamamen ona veriyorsunuz. Yaptığımız iş bir de çok ince bir iş. Zor bir iş aslında rölyef. Zor bir iş, evet, oldukça zor bir iş. Arkadaşımızın da yaptığı gibi dantel gibi işliyoruz tabiri caizse. Zor ama çok zevkli bir iş. Kolay gelsin. Ben de merak ediyorum. Biraz arkadaşlara da aslında bakacağım. Peki seyircilerimiz için neler söylemek istersiniz? Siz bir kooperatif olarak ya da bir kurslara gittiğinizde ne gibi yararlar gördüğünüzde seyircilerimize önerirsiniz? Valla bu belediyelerin kursları inanılmaz faydalı. Bir kere evde oturup telefonla uğraşmasın bayanlar, çocuklara kafalarını takmasınlar. Gerçekten insanın bakış açısını değiştiriyor, rahatlatıyor. Evinize bir kere daha pozitif girip çıkıyorsunuz. Sizin kafanız, anne iyi olursa herkes iyi oluyor. Terapi şimdi gibi geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Anne biliyorsunuz evde, anne iyi olursa herkes iyi olur, anne iyi olmazsa herkes kötü olur. O yüzden özellikle belediyenin kurslarını gerçekten gitmelerini tavsiye ediyorum. Kimse boş oturmasın. Boş oturma zamanı değil zaten. Malum pandemi dönemindeyiz aslında. Evet. Evlerimizde bir uğraş olabilir aslında. Tabii ki şu an aslında biz kurslarımız olacaktı. Üyelerimizi fazlalaştıracaktı ama pandemi nedeniyle açıkçası çok kımıldayamıyoruz. İnşallah bir an önce kurtuluruz da bu pandemiden. İnşallah. Çok programlarımız olacak ama hiçbir şey yapamıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene her şey daha güzel olur. İnşallah. Bir de şunu söyleyeyim. Aksaray Türkiye genelinde kooperatif kadın girişimci kooperatifleri arasında pilot bölge seçilmiş. Hı hı. Mart ayında büyük bir program olacak. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi eşliğinde. Yani Aksaray'ı çok güzel şeylerle duyurmak istiyoruz. Bu kooperatifler de aslında bayanlar katılabilir. Çeşitli faaliyetler gösteren kooperatifler de tabii var. Tabii ki, tabii ki. Sadece biz değil. Sadece bu sene 12-13 tane yeni kooperatifler kuruldu. Yani herkesin mutlaka bir el becerisi vardır. Her daldan insanlara. Kesinlikle. Yani ben yapamam, ben beceremem olayı yok. Mutlaka herkesin yaptığı bir şey vardır. Yeter ki istesinler. Kesinlikle. O kadar basit. Kesinlikle. Yeter ki istesinler. Evden çıkıp şöyle bir dünyaya baksınlar yani. Bir şeyler üretmek gerçekten çok güzel bir şey. Doğru söylüyorsunuz Filiz Hanım. Şimdi isterseniz arkadaşlarımıza tabii bakalım ki neler yapıyorlar. Tabii ki buyurun. Şimdi Güne Bakan Kooperatifi'nde Özlem Keskin hanımefendinin yanına geldik. Kendisi rölyef yapıyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Kolay gelsin. Bugün rölyef yapıyorsunuz. Bize biraz yaptığınız işten bilgiler verebilir misiniz?
Rölyefte gördüğünüz gibi Peygamber Efendimizin mührü şerifini yapıyoruz. İnce ince, ilmek ilmek, oyarak, işleyerek. Gerçekten çok incelik isteyen bir evet, iş. Çok evet, da zor. Kesinlikle, kesinlikle. Ama çok keyifli. Keyifli. Çok keyifli. Kaç yıldır yapıyorsunuz rölyefi? Ben 3 yıl. 3 yıl oldu. Siz de belediyemizin AKME evet. kurslarına geldiniz. Evet, kursiyerdim. Daha sonra arkadaşlarla karar verdik. Birlikte böyle bir faaliyette bulunduk. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi hangi kısmına geçtiniz rölyefte? Şimdi son katta oyma kısmında yıldızı yapacağım. Daha sonra da yapıştırdıktan sonra bitiyor. Kolay gelsin. Aa, gerçekten çok güzel olmuş. Başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum. Ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güne Bakan Kooperatifinde şimdi Ümran Boduroğlu ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri kabul ettiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz aslında. Çok güzel hediyelik eşyalar yapıyorsunuz rölyefin yanında. Evet, rölyefin yanında iş yelpazemizi genişlettik. Herkes kendi alanında bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ben de kokulu taş kursuna gitmiştim. Daha doğrusu ev süsleme, dekorasyon, geri dönüşüm, kapı süsleri, çerçeveler, her türlü aklınıza gelebilecek her tür şeyleri yapıyoruz. Evet, gerçekten çok hoş olmuş. Yılbaşı evet, bu konsepti. Yılbaşı konseptimiz bu şekilde tasarladık. İstediğiniz şekilde, istediğiniz renklerde, istediğiniz farklı farklı konseptlerle oluşturuyoruz. Şimdi bunları. Ne yapıyordunuz? Şimdi böyle bir kütük boyadım. Bunun üzerine böyle tarak dediğimiz bir aletimiz var. Onunla birlikte kütük şekli vereceğiz. Orijinal gibi gözükecek. Bu mumlarla falan, mumluklarla bu şekilde konsept olarak hazırlayacağız. Bunu farklı farklı da yapabiliriz çam ağacımızla falan birlikte. Yani bu zevkinize bağlı, isteğe bağlı, talebe bağlı. Her şekilde farklı farklı yapabiliyoruz. Bunları yapıp hem de satışını yapıyorsunuz tabii aslında. Tabii ki satışını yapıyoruz. Sizin için de güzel bir şey yani, aslında. Aynen, uğraş oluyor. Uğraş oldu. Hem arkadaşlarımız ortamımız çok güzel. Evde oturmaktansa burada güzel işler çıkarmak bizi çok mutlu ediyor. Memnun oluyoruz. Ondan öyle yani. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Gerçekten harika işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Tebrik çok ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Filiz Hanım, tekrardan teşekkür ederim bizleri kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok memnun olduk. Bizler de sizi tanıdığımız için çok memnun olduk gerçekten. Değerli izleyicilerimiz, siz de medresemizin içerisinde Güne Bakan Kadın Kooperatifine gelip ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten hepsi birbirinden tatlı bayanlar var. Sizler de gelip yaptığı güzel işleri görebilirsiniz ve buradan alışveriş yapabilirsiniz. Birilerine hediyelik eşya sipariş edebilirsiniz. Şimdi de tekrardan çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugünün anısına size küçük bir hediyesi var. İyi günlerde çok kullanın inşallah. Çok sağ olun. Saygılar, selamlar Belediye Başkanımıza. Selamlarını da bizler getirdik size. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Benim Hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.